Abi asgari ücrete zam yapılacak. En az ne kadar olmalı sizce? 10,5. Yeterli olur mu abi? Yeterli gelmez ama yeter versinler 10,5. Yaparlar mı abi o kadar? Yapmazlar. Ne kadar sizce yaparlar abi? 8,5 geçmez. 8,250 falan geçmez. Abi asgari ücrete zam gelecek. En az ne kadar olmalı sizce? Ortalama 10 milyon olması lazım onu. Yoksa geçim hayatları çok zor şu anda. 10 yeterli olur mu abi? Baba yeterli olmaz da en az da olması lazım yani. Günada yetmez, insanlara yetmez. Bir kira 4,5-5 milyar en normal bir kira olmuş. Yani bir işçi adam mesela öğrencisi varsa çok sıkıntılı. Yani gerçekten çok sıkıntılı. Valla inşallah olur yani inşallah biraz insanlara destek olacak bu asgari ücret. O kadar yaparlar mı abi sen? Valla bence yapmazlar da. Kesinlikle yapmazlar. Çünkü şöyle yapmazlar. Ben şimdi burada diyebilirim. Bu insanlar herkes baştan tut aşağı kadar herkes cebini düşünüyor. Kimse fakir fukarayı düşünmüyor. Abi asgari ücrete zam yapılacak. En az ne kadar olmalı sizce? En az 9500 lira civarında olması lazım. Yaparlar mı o kadar? Yapmazlar. En fazla olacağı da 7500 lira yapacaklar, bırakacaklar. Vallahi abi benim 3 tane öğrencim var. Şu an 6000 küsur alıyorum. Asgari ücret biraz üstü alıyorum. Yetiştiremiyorum yani şu an olarak çok zor durumdayım. 3 tane öğrencim var. Yapamıyorum yani. Ben 10.000 altında olmaması gerekiyor diyorum. Yaparlar mı abi sizce o kadar? Bence biraz zor ya. Vallahi geçim yapamıyoruz. Zordur. Allah yardım etsin. Başka yapacak bir şey yok. Ne kadar zam gelirse ikimizi bizim cebimizden alacaklar yani. Ekmek şu anda 4,5. Asgari ücrete zam gelirse ekmek olacak 6 lira. Bir faydası olmaz mı? Ne faydası olacak ki abi? Zam yapmasın asgari ücrete, ekmeğe de zam yapmasın. Başka diyecek bir şey yok. Gelmiş neyime diyorsun abi. Aynen öyle abisi. Ne kadar mı olması gerekiyor? Vallahi emekliyi kurtarsın yeter. Emeklisin yani, sen abi. Evet. Yetiyor mu peki aldığınız? Yalnız olduğum için yetiyor ama aile durumunda olanlar ya da ailesi olanlar, kirada olanlar da var. Onlara ne kadar yetiyor acaba? Allah yardım etsin yani yapacak bir şey yok. Devletimiz ne derse boynumuz kıldır. Bu zamı ne kadar yaparlar sizce? Vallahi öyle bir rakam olsa bile benim istediğimi yapmazlar ki. Onlar zaten kendi akıllarındakini yapıyorlar yani. Millete ya da vatandaşa soran var mı ki yetiyor mu diye, ne kadar zam yapalım diye soran yok ki bize. Herkes kendi fikrine ya da düşüncesine göre sunuyor yani bizden bir şeye bir alakadarı yok. Vallahi ne verirler bizi yani düşünsek de desek de bizim dediğimizi yapmaz onlar zaten. Onlar ne yaparsa olur. Ne yaparsa olur yani. Sizce en az ne kadar olmalı abi? Ya ben şimdi emekli olduğum için bana da tabii 7 milyon vermesi lazım. İşçiye de 8-8,5 vermesi lazım. Ama verir mi, vermez mi? Bunlar sizin şu an sormasan ne kadar abi? Benim 4700. Yetiyor mu peki abi? Yok yetmez. Ne yesin ki? Bu zamlara göre yetmez. Ne kadar olmalı? Vallahi zam geldiği kadar da o kadar da parlak geliyor. Yani hiçbirimiz bundan memnun değiliz. Marketlere giriyoruz. Baştakiler bizden iyi biliyor da doğru söylerseler bizden iyi biliyorlar. Yani her şeyden haberi olduğu zaman her şeyden iyi biliyorlar. Ama markete girdiğimiz zaman eskiden mesela 500 liraya girdiğimiz zaman poşetleri taşımıyordu. Şimdi 1 lira, 1,5 lirayla markete girdiğimiz zaman çocuklarına poşeti veriyorum rahat koşa gidiyor. Yani 10 lira da olsa yine az. Bu yaptıklarına göre yine az. Ama bunu ellerini vicdanlarına koysunlar. Bu ekonomiyi biraz indirsinler. Yani bu fakir fukara nereye kadar hep eziliyor. Ben işe gidiyorum, ben fabrikada çalışıyorum. Gece 12'de işe gidiyorum. Kadın çöpte ekmek topluyor. Poşet topluyor. O kadının bir de yanında çocuk var. O kadın o saatte çocuğun başına yatması lazım. O çocuğu yutması lazım. Yani Cumhurbaşkanı çıkıyor diyor. Utanın diyor. Diyorsunuz açlık nedir biliyor musun? Açlık kadına giyindirmedin, çocuğunu doyurmadın, üstüne başına bakmadın. Açlık odur. Açlık sadece bir karın tokluğu değil. Yani açlık gider çöpte de ekmek toplar yerim. Senden ister yerim, ondan ister yerim. Açlık bu değil. Açlık çile çocuğunu bakmadın mı, gözü her şeyde kaldın mı, çarşı pazara çıktığın zaman istedin mi almadın mı, açlık odur. Yani bu zannediyor ki sadece aç karınlığından işte diyor utanın ya utanmadan diyor açlık. Açlık o değil Cumhurbaşkanı. Yani açlık o ki çölü çözüne bir şey almadın. Açlık o ki bir misafirin geldi istediğini önüne koymadın. Açlık o ki bir yere çıktığın zaman doğru düzgün gezmedin. Açlık odur. Sadece karın tokluğu olursa insan her yerde misafirlere gider yer karnını doyurur. Yani biraz insafa gelsinler. Bir gün indirim yapıyor, ikinci günü bindirim yapıyor. Bir gün indirim, ikinci günü bindirim. İşte öyle demiyorlar. Bazen adamlar çıkıyor, adam diyor telefon. Ya telefon artık teknoloji olmuş.
Zaten bu saatte, bu zamanla telefon adam almadığı zaman telefon nedir? 1,5, 2 milyar, 5 milyar. Bu telefonu almadığın zaman zaten sen ölmüşsün bu devirde. Zaten ölmüşsün. Bu telefonu almadığın zaman ölmüşsün. Adam geliyor diyor, telefonu çıkar. Ya telefonla ne alakası bunun var? Adam tutturmuş telefon. Yani biraz insafa gelsinler. Askeri ücret tabii ki biraz yükselmesi lazım. Yani 10 lira da olsa gerçekten az. Peki abi 23 seçimlerinde ne olur abi sen? Abi 20, eğer bir hilal katmasalar, hani diyorlar Abbas Yolcu. Bir hilal katmasalar Abbas Yolcu'dur. Ama hilal katsalar da artık bilmem abi. Yani milletin de kendi ellerini vicdanlarına koyması lazım.